Herkese tekrardan merhaba dostlar. Umarım bugün iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'de dip bölgeleri neresi bunun hakkında konuşacağız. Kanıtlı bir şekilde grafiklerden güzel bir şekilde analiz yapacağız. Videolarımı başından sonuna kadar izlemek, kanala abone olmak ve bildirimleri açmak kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Şu anda videomuzu izleyen kemik kitlemize şunu söylüyorum. Arkadaşlar... Şu çok zor değil. Buraya bir like bırakmayı ve kanala abone olup yorum yapmayı unutmayalım. En fazla 5 saniyeniz dağılır. Bundan sonra böyle <laughs> uyaracağım sizleri. Hadi başlayalım o zaman. Bitcoin'de dip bölge neresi? Grafiği açtım. Hemen diyorum şöyle bak hızlı bir şekilde. Abi dip bölgemiz 956 dolar veyahut 9600 dolar veyahut 16000 dolar out. dibimiz bizim Eksi 4000 dolar. Yani arkadaşlar gerçekten de Bitcoin'de dibin olduğuna inanıyor musunuz? Bunu öncelikle kendinize bir sorun. Sizlerle birlikte bugün eski grafikleri yorumlayarak önceki ayı dönemlerinde yaşanmış pumplara bakacağız. O pamplara göre gerçekten de Bitcoin'e dip var mı yok mu sizlere onu anlatacağım. Aynı zamanda ben nakitte miyim ben mal aldım mı mal topluyor muyum bunları da sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şu anda karşımda Bitcoin grafiği bulunmakta. Bitcoin bu yükselen trendten henüz herhangi bir şekilde aylık grafikte bir tepki almadı. Tepkisini alıp da yükselişi geçmedi. Zaten fark ediyorsanız olası regresyonda hala trende değmediğini göreceksiniz. Yani hala trende değmesini beklendiğini göreceksiniz. Zaten aylık grafiğe baktığınızda aslında siz zannediyorsunuz ki Bitcoin'de satış baskısı devam ediyor. Aksine şu anda Bitcoin'deki o eski satış baskısı bitti arkadaşlar. Şu anda çoğu balina hatta balinaya geçin çoğu yatırımcı şu anda Bitcoin alıyor. Bildiğiniz şu anda satış baskısı hafifledi. İnsanlar yatırımcılar Bitcoin toplamaya başladı. Zaten şu anda toplama zamanı. Hani herkes bir dip bekliyor ya. O 12.000 gelecek 14.000 gelecek. Sana söyleyeyim mi kardeşim? Ben 3 tane ayı dönemi yaşadım. Ve ben geçen ayı döneminde bir arkadaşımla aynen şu o yaşadık. Abi Bitcoin'de 6000 doları bekliyorum. 6000 bin dolar olursa alırım. E kardeşim bak al. 6 bin dolar düşmeyebilir. Ya yok ben 6 bin dolarda almak istemiyorum. Ben 2 bin dolarda veya 3000 bin dolarda alırım kardeşim diyor. Ben aldım. Bitcoin 12 bin dolara pump yaptı. Dedi ki Aa, bu tepki yükselişi. 6 düşsün 6 bin dolardan en alırım. Kaçırmam bu sefer. Ve Bitcoin 12 binden bir anda 30 bin yükseldi arkadaşlar. Ve bizim arkadaş 50 bin dolardan girmek zorunda kaldı Bitcoin'e. Ve ne oldu? %10'luk bir kar ile piyasanızın boğa döneminden ayrılıp gitti. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim Türk milletinde maalesef şöyle bir algı var. Abi en ucuzunu alacağım ya. En ucuzunu alacağım. En ucuz olacak. İlla ben dibin dibini istiyorum. Yani Bitcoin önceden neydi? Bitcoin 20 bin dolar olursa alırım. Ya Bitcoin 19 bin dolar olursa alırım. Yok Bitcoin 18 bin dolar olsun alırım. Yok yer almadı. Şu anda ne yapıyor? Bitcoin 16 bin dolar. Adam diyor ki yok ben gene almayacağım. Cık. Neyi bekliyorsun? 12 bin doları bekliyorum. 12 bin olsun bu sefer de 10 bin doları bekler. Niye? Öyle. En ucuzu almak zorunda. Çünkü bizim Türk milletinin kafası hep böyle çalışır. Abi şu zekadan çıkın. Şu kafadan lütfen çıkın. Eğer sen yatırımcı olmak istiyorsan. Eğer sen borsadan para kazanmak istiyorsan. Kademeli alım nedir öğrenmen lazım. Kademeli alım nedir? Nasıl yapılır? Buradan biz nasıl kazanırız bunları bilmen lazım. Direkt olarak bütün paranla buradan mal alırsan sen zaten zarar edersin. Zaten çoğunuz, çoğunuz piyasaya yanlış bir zamanda girdi. Çoğunuz bitcoin 50 bin dolarlardan düşerken girdi. Çoğunuz bitcoin'e 60 bin dolarlardan düşerken girdi. Çoğunuz bu yüzden para kaybettiniz zaten. Hani anlatmaya çalıştığım şey şu. Bitcoin kötü bir yatırım değil. Bitcoin aksine mükemmel bir yatırım. Sizi anında zengin edebilecek bir yatırım boğa geldiğinde Paranızı ona 15'e katlayabileceğiniz bir yatırım modülü Ama siz çok yanlış bir zamanda girdiniz Sizin kimse paranıza göz dikmiyor arkadaşlar Siz çok çok başka bir zamanda piyasaya girdiniz Siz daha önce boğa yaşamamışsınız Daha önce boğada kazanmamışsınız Bu yüzden siz direkt ayı döneminde piyasaya girdiğiniz için Çok fazla para kaybettiniz Bu yüzden bitcoin borsasını doğru bulmuyorsunuz Kripto para borsasında para kaybedek. Bunlar benim paramı çalıyor Tarzına bakıyorsunuz. Ama siz şunu söyleyeyim mi? Kimse sizin vermiş yatırmış olduğunuz bir tane bitcoin'e 10 tane shiba'ya 100 bin tane dolayı bakmıyor. Oğlum millet 10 bin tane 20 bin tane bitcoin alıyor satıyor. Onlara bile bakmıyorlar. Yani sizin paranıza göz diken bir borsa yok arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Hani dip bekliyorsunuz ya o dip yok. Bitcoin buradan bir anda pump alabilir. Kimse anlamaz bunu. Sen buradan pump alırsa kaçırırsın Ne olacak gene yüksekten girmek zorunda kalacaksın Bak buraya Bak buraya kardeşim Görüyor musun şu yükselişi Allah bilir bu yükselişte daha dipleri bekleyenler de olmuştur Bundan %100 eminim Bakın bitcoin 9000 dolarda Bak bitcoin kaçar düşmüş 4000 dolara kadar düşmüş Eminim ki 4000 dolardaki bu arkadaş 2000 doları beklemiştir Alamamıştır bitcoin 9'a çıkmıştır Demiştir ki ben 9'da almam Hani 4'den baştan bekledim 4'ten alırım demiştir. 4'ten sonra direkt ne olmuş bak 11.000 olmuş. Demiştir ki 11.000'de almam kardeşim bu tepki yükselişi ne yaparım ben 9.000'den alırım demiştir. Bak sonra ne olmuş bir anda pump etmiş 20.000'e yine yine çıkmış. Bak adam aradan 15.000 dolar farkı kaybetmiş. Kaybetmiş ama ne yapsaydı bu adam? Buradan 5.000-4.000 dolardan kademeli bir alım yapsa... 6000'den kademeli bir alım yapsa Efendim söyleyeyim 8 milyon kadeli bir alım yapsaydı ne olacaktı? Bu adam bu parayı kazancı kaybetmeyecekti. Bu adam buradaki pump'ı kaybetmeyecekti. Bu adam buradan mükemmel bir karla ayrılacaktı. İşte mantık bu. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu bir e, ne psikolojisi? Sürü psikolojisi. O ona der. Mesela Shiba mantığı böyle yürüdü arkadaşlar. Shiba nasıl yürüdü? Topluluk kripto parası sonuçta. Shiba da bölüyordu. Shiba'nın pump yapacağı belli değildi. Shiba'dan kimse pump beklemezdi. Ben yatırım yaparken ha bu pump yapmaz ya dedi yatırım yapmıştım. Ne oldu Shiba bir anda pump yaptı. Kimse bilmiyordu bunu. Ama nasıl pump yaptı? Ben buradan almadım açıkçası. Nereden aldım biliyor musun? Ha ben buradan aldım. Aptal gibi ben buradan aldım. Zamanında ben buradan alacaktım bu kripto parayı. Almadım. Kademeli alım yapmadığımın en kötü gündü. Buradan yaptım ne yaptım? %100 kar edecekten %50 kar ettim. Kademeli alım her zaman hayat kurtarır. Bitcoin'de dip beklemeyin dostlar. Bitcoin'de dip yok yani bunu söylemeye çalışıyorum Şimdi sana yapman gerekeni söylüyorum kardeşim. Bak yapman gerekenler harfiyen bunlar. Kendine belli bir yön belirle. Hadi gel senle Bitcoin'de alım bölgelerini beraber belirleyelim. Ben nereden alım yapıyorum? Ben nasıl alım yapıyorum? Ben de şu an ne kadar para var? Hepsini sana dürüstçe açıklayacağım. Hadi gel. Şu anda Bitcoin grafiğindeyiz haftalık bilançoya bakıyoruz. Bak biz burada nereden alım yaparız? Birinci sana şunu söyleyeyim mi kardeşim? Senin paran atıyorum 100 bin lira. Ya 100 bin lira olmasın 10 bin lira olsun 1000 lira olsun fark etmez. Ne kadar yatırımcı yapacağım beni ilgilendirmiyor. Ben sana ne yapman gerektiğini söylüyorum. Bak senin 100 bin lira paran varsa ne olay var önümüzde? Önümüzde FED faiz kararı var. Önümüzde Genesis muhabbeti var. Önümüzde Kredi Suiz muhabbeti var. Önümüzde batan borçların olayları var. CZ'nin olayları var. Ne var? 5 tane olay var karşımıza. O zaman ne yapacaksın? Sen paranı 5'e böleceksin. Olayları, olaylara karşılık sen de paranı buna göre kademeli böleceksin. Mantık bu kadar kardeşim. Çok da büyük bir mantık değil yani. Hani senin bu piyasada ne yapman gerekiyor? Senin bu piyasada yapman gereken şey şu. Her mum bitişinde, haftalık mum bitişine kademeli vereceksin. Şimdi baktığında, bak burası ben alım yaptığım şahsi bir bölüm. 16.300'den 3 tane bitcoin aldım. Aa burada göstereyim ben sana kardeşim. 16.300'den 3 tane bitcoin aldım. Benim 10 tane bitcoin alacak param var şu anda. Ve ben gittim. Buradan göre göstereyim sana. Bak. Görüyor musun? Tam tamına 6 tane bitcoin. 3 tanesini almışım. 3 tanesi duruyor. Bak 3 tanesi duruyor şu anda. Diğer 3 tanesi ne zaman alacağım? Bak hemen göstereyim sana. Bak. Regülasyonu görüyorsun burada. Ben diyorum ki. ya olası bir ihtimalle. Şurası direnç bölgesi. Oldu da 12.500'e düştü. Oradan alım yaparım. Bak oradan yaparım. Bak gördün mü direnci yapıyorum bak. Yanlış bir yer yapmıyorum. Direnç bölgesi bizim için önemli bölgeler. Dirence gelme ihtimali çok yüksek bir kripto para. Olmadı bile buraya yine bırakır. İlla 12.500 değil. 13.000 de olabilir. 14.000 olabilir. Bu bölgeden alım yaparım. Anlıyor musun? Şu bölge benim alım yapabileceğim ikinci bölge. Diğer 3 tane Bitcoin'i de buradan alırım ben. 12.400'den. Peki olası bir düşüşte ne olacak? Olası bir düşüşte destek bölgesi olur. Destek neresi? 10.400 bölgesi. Ya oldu. Bitcoin 10.000 oldu ya. Olabilir abi. Yani olmayacak diye bir durum yok. Olabilir. 10.000 dolara kadar Bitcoin düşebilir belki. Düşerse senin de kuşatacak bir silah olsun. Anne o silah mermi olsun ki buraya sık o paranı al. Ne yaparsın? Destek burası 10.400-10.500 dolar. Bu bölgeler ve yakınlarda bir alım daha yaparsın. En son bölge, bak en son paranı yatıracağın en son bölge neresi? 5.000 dolar. Bitcoin'in 5.000 olma ihtimali çok çok düşük şu sıralar. Ama Bitcoin 10.000 dolar düşerse en kötü ihtimalle bir 8.000 dolara kadar bir bir inatma ihtimali yüksek olur arkadaşlar. Ama biz yine onun son attığı bölgeye bakacağız. Neresi? 5.000 dolar. Buradan alım yaparsın. Son kademen bitti bu kadar işte. Ama sen kalkıp da kardeşim benim canım benim sen buradan bütün paranla alım yaparsan abi sen zarar edersin ki. Edersin ne olur biliyor musun sonra sen buradan 100 bin lira paran var. Tam da bu bölgeden 16 binden 100 bin liralık bitcoin aldın. Ne olacak biliyor musun? Bitcoin 12 bin dolara düştüğünde düşerse eğer sen panik yapacaksın. Bir daha yükselir mi ki? 16 bin olur mu ki? Ya 16.000 olmazsa? Ya benim param kalırsa içeride? Ya ben ne yapacağım o zaman? Ya çok şey yapacaksın. Ne yapacaksın? Geleceksin YouTube video alana, diyeceksin ki paramızı çalıyorlar. Ya senin 100 bin TL kim ne yapsın kardeşim? Senin 100 bin TL'ni borsa zaten senin, senin 100 bin TL'yi sayede harcıyor. Ne sadece de senin 100 bin TL'yi. Kimsenin senin paranı çaldı yok. Sen yanlış yatırım yapıyorsun. Sen yanlış bir yatırımcısın. Lütfen al in bir işleme girmeyin. Yapman gereken bu kadar basit kardeşim. Dip noktası yoktur. Dip noktasını bulamazsın. Dibi kimse bilemez. En, en güçlü yatırımcılar bile dip noktayı hiçbir zaman belirleyemedi. Bitcoin'e dip noktası yoktur. Kademeli alım yaparsın, bu ay yakalarsın, güzelce karını alırsın, cebine atarsın. Bu kadar basit. Evet, umarım beni anlamışsınızdır. Birazcık bağırarak konuştum. Sebebi şu, mikrofonda sıkıntı var. Umarım o sıkıntı düzeltebilirim. Çünkü sesimi çok azalıyor. Bağırarak konuşmak zorunda kalmam. Pencereyi falan kapattım yani. Umarım sesimi algılamışsınızdır. Sabahtan bir halletmeye çalışıyorum. Mikrofonu bir türlü halledemedim arkadaşlar. Kafayı yedim ya. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Ee, videoyu beğenmeyi, like atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda videonun hemen altında bakın bizim kanalımız Dort Kripto. Bunun hemen altında bizim videonun hemen altında bizim Telegram grubumuz bulunmakta. Muhakkak ama muhakkak sabitlenmiş yorumlardan resmi Telegram grubumuza gelin. Aynı zamanda Telegram grubumuzda ücretsiz sinyaller paylaşıyoruz. Ücretsiz sinyalleri de geçtim. Ücretli sinyal paylaşım yer de var. Bak burada 4 tane TP bak. Bitcoin'den TP geldi. Ethereum'den TP geldi. Soden TP aldık. Vereceğim kar aldık. Hepsinden kar aldık bugün. Bu gruba Mekci Lord Crypto ekibine gelmek istiyorsan yapman gereken şu. Bak burada diyor ki Mekci Global takımı Benimle beraber işlem açarak para kazanmak istiyorsan. Buradaki linkten Mekci Global'a e kayıt ol. Daha onayla 10 dolarlık bedavanı al kardeşim işlemlerini 100 numara kadar buradan açıyorsun. Ortalama şey yapıyorsun ve arkasından biz sana mail atıyoruz. Senin Mekçi Lord Crypto ekibine alıyoruz. Kendine iyi bak. Yarın görüşmek üzere. Bay bay